Ya arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Yani bu bize yakışır. En iyi halinde Hasan İzzettin Dinamo. Trabzonluydu. Ben Trabzonluyum. Ama hikaye Samsun'da geçiyor. Bizler Samsun'da yaşıyoruz. O yüzden Hasan İzzettin Dinamo'nun hani hem yaşatılması, hem hatırlanması, hem kendisinin hem eserlerinin ve özellikle Savaş ve Açlar isimli kitabı. Şimdi Savaş ve Açlar isimli kitaptan ben hani YouTube kanalımda bahsediyorum, her yerde bahsediyorum. Cenazeye gidiyorum, cenazede anlatıyorum. Düğüne gidiyorum, düğünde anlatıyorum. Maça gidiyorum, kale arkasında anlatıyorum. Bir oturmaya gidiyoruz, sohbet ediyoruz. Lafı ediyorum, eğiliyorum, çeviriyorum. Savaş ve Açlar'a getiriyorum. Gerçekten bu kitap yani Türk edebiyatının bir başyapıtı. Ha bu edebiyat yani bu kitabın gücü sadece Hasan İzzettin'dir ama bize çok muhteşem bir hikaye anlatmış, bununla sınırlı değil. Yahu bu otobiyografik bir eser. Adam yaşadığını anlatmış. Birçok arkadaş görüyorum. Hatta bunlar öğretmenler, okuma grupları, işte çok güzel kitap okuyan gençler. Yani Savaş ve Açlar'da geçen Musa karakterinin Hasan İzzettin Dinamo olduğunu bilmiyor. Hasan İzzettin Dinamo kendine Musa ismini vermiş. Ondan sonra işte bu seriyle başlıyor ve birçok kitap var, devam ediyor. Şimdi tamam güzel, madem ki bu gerçekten yaşanmış. O zaman bu hikayede anlatılan yerler bu şehirde olması lazım. Arkadaşlar biz Samsun'da yaşayan Samsunlu ve Trabzonlu yazarlar olarak Hasan İzzettin Dinamo'yu da gerçekten çok seven kalemler olarak biz Yusuf kardeşimle, Mehmet kardeşimle beraber tek tek gittik. O kitapta geçen her yeri aşağı yukarı bulduk değil mi Yusuf? Sen onunla alakalı bir dosya da hazırladın hatta. Dergide yayınlandı, sitelerde yayınlandı. Sonra biz dedik ki böyle oturuyorduk konuşuyorduk ya tamam iyi güzel biz her gün rejinin önünden geçiyoruz. O hastanenin önünden geçiyoruz. Hasan İzzettin Dinamo'nun yani Musa'nın o aç kalmış sokakta anne yok, baba yok, perişanken alınıp konduğu yetimhanenin ki bugün Samsun'un önemli liselerinden bir tanesiydi. Onun önünden geçiyoruz. Hatta benim çocuklarım orada okudular. O zaman bunu dedik şey yapalım, paylaşalım. Yani kitaptaki mekanları hadi gelin hep birlikte kalkalım gidelim. Biz sizlere çekelim, gösterelim, anlatalım istedik. O yüzden hep beraberiz de bir de bunun için bir araya geldik. Ya bazı konular var, bir türlü bitiremiyorsun. İşte kitap, Savaş ve Açlar daha bir göstereyim değil mi? Savaş ve Açlar da bunlardan bir tanesi. Buradaki üç kişi de Yusuf, Harun, Mehmet Savaş ve Açlar konusunda sabaha kadar konuşur, hiç susmaz. O Hayır. yüzden haydi kalkın gidelim mekanlara. Evet arkadaşlar, romanın geçtiği temel mekanlardan bir tanesindeyiz. Samsun'un Saathane Meydanı. İsterseniz şöyle meydanımızı göstereyim. Saathane Meydanımızın merkezinde bulunan saat. Efendime söyleyeyim, tarihi taşhanı da göstereyim. Şehrin sembollerinden bir tanesi olan Samsun merkezdeki Ulu Cami. Tabii ki Savaş ve Açlar'ın geçtiği dönemde de burası yine şehrin en işlek yerlerinden bir tanesiydi. Esnafın, ticaretin, alışverişin en canlı olduğu mekanlar arasındaydı burası. Belki de birincisiydi Tabii diyebilir tabii miyiz? tabii tabii. Şehrin Evet. esas meydanı burası. Orada Hem cami vardı hem saat kulesi vardı o yıllarda da. Çünkü Evet. 68 yangının Yani sonra saat Hasan kulesi İzzettin alametleri Dinamo evet. böyle Buralarda bir manzara dolandı. aynı. Burada bir hikayesi var. Kitapta aklımda kalan demin sizlerle de konuştuğumuz. Tabii aç kalıyorlar. Baba cepheye gitmiş. Ölenler. Evde ekmek yok. Annenin yapabileceği bir şey yok. Aç kalıyorlar. Ne yapalım ne yapalım uğraşıyorlar. İş yok. Ekmek veren yok. Efendime söyleyeyim çalışmak isteseler de çalıştıracak bir mekan yok, insan yok falan derken en sonunda komşu kadınlardan bir tanesi bu Saathane Meydanı'na geliyor. Ve gelirken Musa'ya diyor ki, oğlum diyor, açlığın gurur olmaz. Yani gurur karın doyurmuyor. Hani açlıktan ölüp gideceksiniz. Ben dileniyorum. Siz de gelin benle beraber birlikte dinlenelim diyor. Buraya geliyorlar.
aslında Şakire'yi, yani Musa'nın annesini çağırıyor. Evet. Şu kadın ama Şakire gururlu bir kadın. Dilenmeyi kendisine yediremiyor. Ve diyor ki komşu kadın, tamam diyor, sen gelme ama en azından oğlunu benim yanıma kat. Ve Musa ile beraber Saathane Meydanı'na geliyorlar dinlenmeye. Evet. O esnada burada savaşa gitmemiş, geride kalanların malına çökmüş kodoşlardan bir tanesi atmış iskembesini, koymuş önüne sehpasını. Devam edelim mi arkadaşlar? Edelim. Tam mekanı gösterelim mi abi? Tam mekanı. Hem ben anlatayım, sen bir yandan da mekana doğru yürüyelim. Bacak bacak üstüne atmış. Kadın diyor ki, açız diyor, bize diyor hani bir parça ekmek, yani yardım edin deyince o midesi haramla dolmuş tip bir yandan elmayı soyarken elmanın kabuğunu, yani soyduğu elmanın kabuğunu bunlara atıyor. Onun üzerine kadın da diyor ki, ben diyor şehit karısıyım diyor, bir şehit eşiyim diyor, bana bu şekilde diyor davranamazsın deyince, ya herkes diyor memlekette şehit. Hayır, herkes memlekette şehit değil. Siz birileri şehit olurken servet yığdınız, servet biriktirdiniz. Onların geride kalan tarlalarına, arazilerine, mallarına ek oldunuz. Göbek büyüttünüz. Ondan sonra böyle bacak bacak üstüne atıp elmayı soyarken kabuğunu da köpeğin önüne yalatar gibi bir şehit eşine ve bir şehidin çocuğuna atıyorsunuz. Burası da o dönemin tarihi mekanlarından. İktidat ve Terakki Cemiyeti'nin kulübü orası. Evet. Yusuf, neresiydi orası tam olarak olayın geçtiği yer? Şuradan geri döneceğiz tam açıyla. Çünkü kitaptan benim anladığım kadarıyla, yani o kabaca hesapladığımda, şu an Kıyak kardeşlerle Saathane Restoran ikisinden bir tanesi. Şimdi buradan geri dönebiliriz abi. Buradan geliyorlar. Aha. Geliş yönleri burası. Ha şey, Cumhuriyet Meydanı, yani rejinin olduğu yerden. Evet, birazdan gideceğimiz. Doğrudur. Oradan geliyorlar. Hı hı. Geldik. Buradan meydana giriyorlar. Buradan dönüyorlar. Büyük ihtimalle şu anki Kıyak kardeşlerin olduğu yerde elma yiyen adam orada. Şurası. Yani, büyük yani bacak bacak bir, üstüne atıp. Biz tahmin ediyoruz şu an. Ya orası. Ama işte, kitaptan çıkardığımız nokta burası. Evet. İşte arkadaşlar burası. Kitapta geçen ana mekanlardan bir tanesi. Samsun'un tarihi kadim meydanı Saathane Meydanı. Zaten şöyle bir şey. O zaman devam edelim mi? Cumhuriyet Meydanı'na doğru. Yani biz burayı tahminen söylüyoruz tabii bu mekanı, ama üstteki binaya baktığımızda hani yapı da eski. Doğru olma ihtimali çok yüksek. Yani evet. Büyük ihtimalle bu bina. Evet. Büyük ihtimalle olayın geçtiği yer bu bina diyoruz. Ve evet, rejiye doğru devam edelim mi Mehmet? Gidelim. Hadi rejiye doğru devam edelim. Tütün fabrikası. Yani tütün fabrikası. Tütün fabrikası en çok olayların geçtiği yerlerin başında geliyor. Evet arkadaşlar. Musa aç bir şekilde Samsun'da bir o tarafa bir bu tarafa gider gelir, ekmek peşindedir. Kardeşleri açtır, annesi açtır. Baba ölmüş, abi ölmüş. Kardeşler açlıktan perişandır. Bir şeyler bulmaya çalışır, uğraşır ve o esnada Samsun'un bir ucundan bir ucuna giderken, o dönemde yani Osmanlı'nın son döneminde de bu gördüğünüz cadde Samsun'un Mecidiye Caddesi. Alışverişin en canlı olduğu yerlerden bir tanesidir burası. Bu Mecidiye Caddesi'nde gider gelir. Mehmet, bu Mecidiye ismi Sultan Abdülmecid'den geliyor değil mi? Yani onun da Hamidiye çarşıları gibi. Özellikle saat kuleleri, bir yerde saat kulesi varsa Abdülhamit dönemidir. Hı-hı. Mesela İstanbul'daki Mecidiye ismi bile Abdülmecid'den geliyor. Rumeli göçmenlerin oraya yerleştirmiş. Evet. Gibi. Evet, Mecidiye Caddesi'ndeyiz arkadaşlar. Bu caddenin ucu romanda en çok bahsi geçen o tütün rejisinin olduğu yere ulaşıyor. Yolun sonunda arkadaşlar oraya varacağız. Evet arkadaşlar, reji ve o acı olayların yaşandığı hastane tam şu karşısı, ama oraya gitmeden önce işte Hasan İzzettin Dinamo buralarda gezerken Atatürk'ün daha Samsun'a gelmesine 5-6 sene daha vardı. Burası mantık
Mantika Palace. Mantika Palace, evet, isminde. Yani Rumların sahibi olduğu, işte inşa ettiği, kullandığı bir moteldi burası. Ardından şimdi şu istikamet, tabii ki maalesef denizle şehrin bağlantısını bu gördüğünüz karşıdaki binalar, şu karşıdakiler kestikleri için aslında onun karşısı Karadeniz ve orası Tütün İskelesi. Yani Atatürk'ün Bandırma vapuruyla Samsun'a indiği iskele. Oradan yürüyerek geliyorlar ve buraya. Burada kalıyor. Yani şimdi burası Gazi Müzesi. Yolunuz bir gün Samsun'a düşerse mutlaka gelip burayı görün derim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımlarının atıldığı yer desek buraya doğru, abartılı tabii, olmaz tabii, değil mi? Yani Cumhuriyet'e giden tabii, ilk adımlarının atıldığı yer. Bir hafta kadar burada konaklıyor. Evet, Atatürk'ü bir hafta kaldığı yer. Ama tabii ki Atatürk buraya gelmeden önce Hasan İzzettin Dinamo buradan geçip işte karşıki caddeden Mecidiye, Saathane Meydanı'na ve burada da Reji'ye gidip geliyordu. Bu vesileyle de burayı da göstermek istedim arkadaşlar. Yolunuz Samsun'a düşerse mutlaka gelip bu Gazi Müzesi'ni de gezin isterim. Evet arkadaşlar, Savaş Vaatçılar kitabının içinde yürümeye devam ediyoruz. Bu gördüğünüz mekan, kitapta sıkça bahsi geçen, hani Reji diyor ya, Reji yani tütün fabrikası. Bu tütün fabrikası bugün bir AVM'ye çevrildi. Tarihi yapı muhafaza edilerek AVM'ye çevrildi. Şimdi biz onun arka tarafındayız. Ön tarafında da büyük, geniş bir meydanı var. Birazdan buradan Hasan İzzettin Dinamo'nun kaldığı yetimhaneye, Darul Eytam'a çıkacağız. Bu binayı da birazdan ben size anlatacağım. Ama önce şu Reji'yi birlikte gezelim. Bu arada keşke, ya düşünebiliyor musun yani, bir dönem yapılan fabrikaların binası bile bugün yapılan binalardan kat kat daha güzel. Estetik. Keşke yani bütün şehir bu şekilde bir estetik içerisinde biraz birbirine uygun bir mimaride yapılsaydı. Maalesef mimari ve şehir planlamacılığı açısından durumumuz facia ya, facia. Birinci Dünya Savaşı yıllarının Samsun'una baktığımızda sosyoekonomik olarak bir kere Rum nüfus çok fazla, Ermeniler de var ama Rumlar fazla ve para tamamen onlar da, esnafın çoğu Rumlardan oluşuyor. Reji yani Fransızca kökenli tütün fabrikası aslında Reji ve Fransızların, çünkü Osmanlı'nın dış borçları var, Duyun-ı Umumi'ye el koymuş gelirlere. Dolayısıyla bütün tütün gelirleriyle birlikte bu Reji'ninki de alınıyor. Buradan geçelim mi meydana? Evet, meydana geçiyoruz arkadaşlar. Çıkmayalım yayından, devam edelim. Bu gördüğünüz bankamatiklerde kapitalizm dininin küçük mabetleri. Evet, Reji hatta, geniş hatta, bir alan. Güzel de bir mekan ama burası. Yani gerçekten doğru, Samsun'a doğru yolunuz düşerse arkadaşlar. Evet, evet. Yani buraya uğramanızı öneririm. Gerçekten çok güzel bir alan. Devam edelim. Devam edelim. Hatta Savaş ve Aşlar'da bir bombalama sahnesi var. Ali ve Tenzili'nin tütün tarlalarına doğru kaçtıkları. Samsun evet, bombalanıyor. O bombalamalar sırasında İtilaf Devletleri şehri bombalarken 5-6 tane iskele var. Hepsini bombalıyorlar. Sadece Atatürk'ün o çıktığı Reji iskelesine dokunmuyorlar. Çünkü o iskele çünkü oradan Fransızlara ait ve oradan tütünü ticareti buradan devam alıp ediyor. Tabii. Evet. Tabii. Abi, diğer iskeleler ticaret, bombalanıyor. Ticaret öyle bir şey işte. Evet. Şu karşısı Mehmet o zaman neydi? Avusturya Macaristan maalesef, konsolosluğuydu. Maalesef McDonald's evet, olan yani kapitalizmin sembol mabetlerinden biri olan evet, McDonald's. Avusturya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun konsolosluk Samsun'daki konsolosluğuydu arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi tütün fabrikası hem kitap için hem Samsun için çok önemli bir yer. Ama biz Samsun için önemini bir kenara bırakalım. Savaş ve Aşlar'daki önemine değinelim. Musa ve ailesi
sürekli olarak açlık çekmekte. O açlıktan kurtulmak için yapmadıkları hiçbir şey yok. Bugün onunla yapılanları anlatmaya kalksam zaten ders ki insanlar nasıl olur böyle bir şey? Hiçbir şekilde insan onuruna abi, yakışmaz. Ölüyorlar. Şimdi oraya geleceğim abi. Açlığın olduğu yerde ne yazık ki onur olmuyor. Şakire'ye komşusu geliyor bir gün, diyor ki ya ben rejide çalışıyorum. İşte kursağımızdan 3-5 bir şey geçecek kadar para kazanıyoruz. Şakire diyor ki o zaman diyor ben de diyor oğlum Musa'yı senin yanına katayım. Yarın seninle beraber rejiye gelsin, rejide çalışsın. Tamam olur diyor komşusu, ama buraya geliyor ertesi gün Musa. Sabahtan akşama kadar kapıda kendisinin çağrılmasını bekliyor. Çağırmıyor mu? Yok, çağırma falan yok. İşte umut fakirin ekmeği, ama umuttan da ekmek olmuyor. Musa'nın o umudu da, Şakire'nin o umudu da boşa çıkıyor. Rejide çalışma şansını elde edemiyor. Burası savaş ve açlarda bir umudun söndüğü yer aslında. Evet. Çok dramatik şeyler yaşıyor. Ya şöyle, ben bir matematikçiyim. Aslında o kadar duygusal bir adam değilim ama matematikçi olmanıza gerek yok. İsterseniz taş olun. Savaş ve açları okuduktan sonra duygulanmamanız, o günlere gitmemeniz mümkün değil. Evet, işte arkadaşlar. O yap. Sürekli romanı okuduğunuzda gördüğünüz reji, reji, reji denilen yer burası. Evet arkadaşlar. Şimdi de belki de kitabın en acı anlarının yaşandığı yere, o binaya. Hani hatırlayın. Şakir'e hastadır, açtır, yoksuldur, çocukları birer birer açlıktan ölmektedir. Kocası 7 sene Yemen'de çarpışmıştır, gelmiştir, yeniden askere alınmıştır. Kafkas cephesine gönderilip orada şehit olmuştur. Büyük oğlu gitmiştir, o dönmemiştir. Açlık, yoksulluk, gariplik, perişanlık derken hastalanır. Ve burada son bir gece geçirir ve ertesi gün kesesinde kalan son parayla Trabzon'a gidecek. Trabzon'a gitmek evet. için ayırdığı para. Bir gün kocası, Trabzon'a gidersem diye. Evet, bir gün olur da Trabzon'a dönmek isterken şöyle 3-5 kuruşçuk biriktirir ki onunla niyeti Trabzon'a geri dönmektir. Ne mi olur? Yani yemin ediyorum vallahi var ya. Söylemeyelim. Yani söylemeyelim ama yani o olayda geçen eylemi yapan kişiyi yani şu an bulsam yani ne yaparım bilmiyorum yani. Yani evet. Bence orada Hasan İzzettin'in ama gerçekliği tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Yani sen ne diyorsun şey ya? Yapamıyorsun. Romanı sen okurken, ne diyorsun ya? Okurken romantize edemiyorsun. Ha, ya burada da hadi şöyle olsun ya. Çünkü evet. savaş büyük bir felaket. Çok büyük bir felaket. Evet işte tam burada hocam. Tam burada. Ha daha sonra burası, ben mesela askere giderken yoklamamı burada olmuştum. Burası askeri hastaneydi o zaman. Buraya gelmiştim. Burada yoklamamıştı olmuştum. Şimdi ne olmuş? Şimdi işte bir tane ayakkabı markası olmuş. Kapitalizme teslim edilmiş. Keşke tarihi anıların, hatıraların yaşatıldığı mekanlar olarak muhafaza edilse. Şimdi buradan yolculuğumuz devam edecek. Şurada nereye devam edecek? Darul Eytem'e, yani yetimhaneye. Şakirecik, burada Allah'ın garibi yatarken oğlu da şurada çok değil 200 metre ileride Darul Eytem'de, yani yetimhanede yatmaktaydı. Evet arkadaşlar. Buradan inanın samimi söylüyorum, şu binanın önünden her geçtiğimde Şakir aklıma gelir, gözlerim dolar, içimde bir yerler acır. Şu an işte görüyorsunuz, binlerce insan geliyor, geçiyor. Çevirin, sorun, 1000 tanesinden bir tanesi acaba Cumhuriyet tarihinin en büyük romancılarından birinin şu arka binada, yetimhanede, annesinin de şu hastanede neler yaşadığından haberi var mı? Kuvvetle muhtemel yok. Sokakta geçen insanları boş verdik. Şehrin siyasetçilerinin, yerel yöneticilerinin, yazarlarının, çizerlerin ne kadar haberi var? O da tartışma konusu. Yani ne tartışma konusu? Nezaketen söylüyorum. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Niye? Çünkü bu büyük romancı, babası şehit, kardeşleri şehit, ve diğer kardeşleri açlıktan ölmüş. Cumhuriyet'in en büyük romanlarını, eserlerini Kutsal İsyan, Kutsal Barış yazmış bu adam. Sırf
siyasi görüşleri nedeniyle. Benden de farklı düşünebilir. Hasan İzzettin Dinamo benim gibi düşünmek, benim gibi inanmak, benim gibi yaşamak zorunda değil. Tıpkı sistemi, rejimi, gücü, elini, iktidarı elinde bulunanların olmak istediği kişi olmak zorunda olmadığı gibi, ama maalesef bu kadar büyük bir adam sırf siyasi görüşlerinden, muhalif olduğundan dolayı yok sayılmış. Ama ne yaparsanız yapın, fikri, düşünceyi, sanatı alırsınız, toprağa gömersiniz ama o topraktan ağaç olur, yeniden çıkar ve meyvelerini vermeye devam eder. Devam edelim mi şeye? Hasan İzzettin Dinamo'nun kaldığı Darul Eytam'a doğru devam edelim. Evet arkadaşlar, Darul Eytam yani yetimhane, Cumhuriyet'in en büyük yazarlarından biri olan Savaş ve Açlar kitabının yazarı Hasan İzzettin Dinamo'nun işte sokaklarda kedi köpek toplanır gibi şehit, annesi babası ölmüş, çocuklar işte toplanıyor açlıktan ölmesinler diye, o zaman buraya getiriliyor. Şimdi burası normalde Türkiye'nin en güzel sosyal bilimler lisesinden bir tanesiydi. Ben de bu okulda birçok defa konferans verdim. Oğlum Ali Haydar, kızım Münevver bu okulda okudular. En büyük hayallerimden bir tanesi idi. Bu okula Hasan İzzettin Dinamo'nun isminin verilmesi. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu adam verdiği eserlerle, yani Samsun'un ve Trabzon'un şehir meydanına, şöyle karşıya geçeyim, bir yandan da dikkat edeyim, ezilmeyeyim. Bu adam verdiği eserlerle heykeli dikilmesini hak etmiş bir adam ve bu adamın Trabzon şehir meydanındaki küçücük büstünü kaldırdılar tadilat gerekçesiyle. Ardından da ne oldu, bunu niye yeri koymuyorsunuz yerine denildiğinde bize verilen cevap şuydu: çok istiyorsanız alın, evinizin bahçesine koyun. Açıkçası verselerdi ben evimin bahçesine koyardım. En büyük hayallerimden bir tanesi. Allah inşallah bunu bana nasip eder. Bunu çünkü çok istiyorum. Bir gün Hasan İzzettin Dinamo'nun isminin buraya verilmesi. Ha burası en azından çok güzel, Türkiye'nin en güzel sosyal bilimler lisesiydi. Ama maalesef biz acaba burası Hasan İzzettin Dinamo Lisesi olur mu diye uğraşırken, hayal kurarken bir de baktık ki burası, hadi çok da fazla girmeyeyim detaya, burası ne oldu? Burası gördüğünüz gibi işte pasta börek yenilen bir yere çevrildi arkadaşlar. Evet, işte o Darul Eytam burası. Hasan İzzettin Dinamo ve onun gibi şehit çocuklarının, aç kalmış çocukların bir tas çorba, kara çamur gibi bir parça ekmekle hayata tutundukları yer burası. O demin size göstermiştim ya, annesinin yattığı hastane. Şeyh Yusuf, ben onu gördüm. Hemen şu binanın altında bir tünel kapağı var. Oradan girince o aşağıdaki şeyde, aşağıdaki hastaneden oradan çıkılıyor. Evet, şu gördüğünüz bina 23 Nisan orta öğretim burası. Burası eskiden işte büyük şehrin merkezi kilisesi. Tabii tabii. Burası tabii çok büyük bir kilise. Şimdi işte okul oldu. Burası işte o dönemde, yani burası yetimhane olmadan önce bir manastır. İşte papazlık öğrencilerinin kaldığı yer şurası. Evet arkadaşlar, Hasan İzzettin Dinamo'nun hani o Darul Eytam'a en son işte geliyor kalıyor ya işte. Ha buralarda yürümüş, ha buralarda yürümüş deyince biraz yöresel bir şey oldu değil mi? Şu basamaklarda işte çıkmışlar, yürümüşler. Birlikte de azıcık yürüyelim. Demin, tamam şuradan dönüyorum. Buradan arkadaşlar, buradan yukarısı kesinlikle yasakmış. O yüzden buradan aşağı inelim. İndik. İşte bu gördüğünüz yerde kalmış, hayata tutunmuş. Güzel bir mekan ama keşke işte, ya mekan güzel, onda sorun yok ama keşke Hasan İzzettin Dinamo'nun ismi verilse, ismi yaşatılsa. En büyük hayallerimden birisi
İnşallah bir gün buraya Hasan İzzettin Dinamo ismi verilmesi, onun adına bir enstitü olması ve ardından burada Hasan İzzettin Dinamo ödüllerinin verilmesi. Ne kadar güzel, düşünsenize. Burada her yıl Hasan İzzettin Dinamo roman ödülleri veriyorsunuz. Şu pencereden de dışarı bakalım. O da zamanında buradan bakmış diyelim ki buraları görmüş. Evet arkadaşlar, şimdi ben biraz yoruldum. Gideyim şurada bir demli çay içeyim, bir hararetim gitsin. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, biz şimdi geldik. O Darül Eytam'ın yani yetimhanenin bahçesinde biz bugün böyle evet geldik, oturduk. Şimdi çayımızı, sodamızı, suyumuzu içeceğiz ama tabii ki Hasan İzzettin Dinamo yani Musa'nın burada yaşadıklarını kitapta okuduğunuzda göreceksiniz. Okuyanlar zaten gördü. Benim çocuklar burada okurken şu okulun kapısına geldiğimde Musa'nın hani kız kardeşleri okulun kapısına geliyor ya. Orada hani ekmek, bir parça ekmeğe saklıyor da yarısını onu her geldiğimde mi aklıma gelirdi? Her geldiğimde mi aklıma gelirdi? O Musa'nın o sakladığı bir küçücük ekmeği o kapıda kız kardeşleriyle paylaştığı an hep aklıma gelir ve gözlerim dolardı. Her geldiğimde bunu yaşıyorum. Yusuf bak, olayın şiddetine soda bile dayanamadı. Tamam. Devam edelim, bir nefeslenelim. Arkadaşlar merhaba. Bugün ikinci gün. Birinci gün şehrin merkezinde Savaş ve Açlar romanının geçtiği mekanları gezdik. Ama açıkçası biraz da yorulduk. Ve birlikte olmak istediğim şair ve yazar dostum Hilal Genç hanımefendi o gün bize eşlik edememişti. Bugün Hilal Hanım da bizle birlikte olacak. Savaş ve Açlar kitabının şehrin dışında geçen mekanlarını birlikte sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar hadi. Hadi çıkalım. Evet. Yola çıkma zamanı geldi. Kaptan şoförümüz Hilal Hanım direksiyonda. Evet arkadaşlar, mekanları çekmeye gidelim. Evet arkadaşlar, kitabın ana mekanlarından birisi Kötüköy diye geçen o mekan. Cami o zaman da var mıydı acaba? Yok, camiymiş. Tabii sonradan yapıldı. Evet, şimdi burası tabii şehirleşti. Şehrin bir parçası haline geldi. Kötüköy buralar. Şöyle müsait bir yerde durduğumuzda burayla ilgili de bir şeyler sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet. Temel Çavuş kaçmayaydı. Kötüköy'ün içine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiki ismi neydi buranın? Gazi Köyü. Şu anda hikayenin başladığı yerdeyiz. Samsun'da Kötüköy'deyiz. Temel Çavuş İstanbul'dan Gülcemal vapuruyla Samsun'a geldiğinde işte Karadeniz orada. Gülcemal oraya demir attığında Temel Çavuş Trabzon'a gittiğimde ne yapacağım diye sürekli düşünmekte. Ama kaderin bir cilvesi olsa gerek, Gülcemal vapurunun yanında uzaktan akrabası olan Osman Bey'i görüyor. Osman Bey diyor ki ne yapacaksın Trabzon'da? Trabzon'da zaten sen aç kalmadın mı? En iyisi buralarda kal. Benim Kötüköy'de tütün tarlalarım var. Onlara bekçilik edersin. Temel Çavuş işin aslını sorarsanız çok da fazla düşünmüyor. Onun da zaten Trabzon'a gidesi de pek yok. Çünkü orada açlıkla karşılaşacağını biliyor. Belki burada bir umut deyip Samsun'da Kötüköy'e, şu anda bulunduğumuz bölgeye geliyor. Romanın geçtiği tarihlerde burası tütün tarlaları. Buraya gelip Osman Bey'in tütün tarlalarına bekçilik edecek. Ama hiç aklına getirmediği bir olayla karşılaşıyor. Burada o dönemde sivrisinekler var ve sıtma insanları kırıyor. Buraya geldi. Bütün isteği, arzusu burada ekmek parası kazanmaktı. Ama bugün de aynı şey var. Fakirin yüzü güler mi? Fakirin yüzü gülmüyor. Temel Çavuş sıtmadan kurtulmak için buradan hemen kaçmak zorunda kalıyor. Çok kısa bir süre kalıyor Kötüköy'de. Evet arkadaşlar, şu an neredeyiz? Salhane'deyiz. Yani kitabın, hatırlayın. Tabii bu esnada
şunu da belirtmem gerekiyor. Şu an bulunduğumuz yer Salhane ama şu an burası Roman vatandaşlarımızın yaşadığı bir mahalle. Şu an etrafımız oldukça eğlenceli. Müzik sesleri hem şeylerden hem evlerden hem araçlardan geliyor. Oldukça renkli bir yer. Zamanında burası mezbahaneydi. Ne oldu? Musa baba öldü, abi öldü, aç kaldılar. Demin size göstermiştik. Kötüköy'deydiler. Kötüköy'den biz arabayla 2 dakikaya geldik ama onlar yürüyerek buraya geliyorlar. Çünkü burada mezbahane var. Ekmek yok, su yok, açlık var. Evde çocuklar, kardeşler aç, anne aç, bebekler aç. Ne yapıyor? Buraya geliyor. Ne için geliyor buraya? İki şey için. Birincisi, hani affedersiniz ama o sözü sansür etmeyeceğim. Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun kardeşim diye bir söz var ya. Ha işte o dönemde burası mezbahane ve etrafta tabakhane de var. Tabakhane de yani o derilerin tabaklanması için hayvan pisliği gerekiyor. Etrafta tabii ki bu hayvanların bağırsağıydı, artıkları falan atıldığı için etraf tabii köpeklerle dolu. Otomatikman ne oluyor? O köpeklerin yaptıkları pislik sıcağı sıcağına onu alıyorsun. Koşa koşa gidiyor. Nereye gidiyorlar? Tabakhaneye. Yani hayvan derilerinin içini tabaklamaya. O işi de yapar Musa. Burada hep hatırlatıyorum ya, hikaye tamam bir roman ama Hasan İzzettin Dinamo'nun ve ailesinin yaşadığı gerçek bir hikaye. Evet, bir de hatırlayın, o mezbahaneden böyle borularla böyle dışarıya doğru hayvanların işkembeleri, bağırsakları atılıyor ya. Burası o zaman neydi? Yılanlı Dere. Yılanlı Dere. Bu Yılanlı Dere Mert Irmağı'na bağlanıyor. Ve Hasan İzzettin Dinamo yani Musa o dışarıya atılan bağırsaklardan alabilmek, onları eve götürebilmek ve aç karınlarını doyurabilmek için mücadele ediyor. Ama öyle kolay değil. Yani hayvanın bağırsağını bile alıp eve gidebilmek için burada böyle küçük çeteleşmeler oluşmuş. Çocuklar var. Dışarıdan geleni dövüyorlar. Kötü davranıyorlar. Musa da o dayak yiyenler arasında. Ha buradan alıyor bağırsağı eve getiriyor da ne oluyor? Evde yağ yok, tuz yok, ocak yok, ateş yok. Nerede pişireceksin? Çiğ çiğ bile yiyorlar. Sonra ne oluyor? Tamam o bağırsakları yedin. Mideye gitti ama ondan sonra bir de bunu çıkarmak var değil mi? Neler mi oluyor? Kitabı okuduğunuzda zaten göreceksiniz. Ve şunu yani burada şey yaparken böyle etrafıma bakıyorum. Yani şu an böyle ben size işte masal gibi anlatıyorum. İşte şöyle oldu, böyle oldu ama bu burada yaşanmış arkadaşlar. İşte birileri cephelerde savaşırken onların çocukları, geride kalanlar bir hayvan bağırsağını alıp evlerine getirebilmek için kavga ediyorlar. Peki sadece şeyle mi kavga ediyorlar? Diğer çeteleşmiş çocuklarla mı? Hayır. Köpekler de bu avdan payını istiyor. O yüzden köpekler çocuklara saldırıyor, çocukları ısırıyor, çocukların bir kısmı kuduz oluyor. Yani savaş ve açlar niye sizi bu kadar çok etkiledi ki diye bazen soran arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar, savaş ve açları, oradaki hikayeyi anlamadan ne Samsun'u, ne Anadolu'yu, ne Türkiye'yi, ne de kurulan yeni cumhuriyeti anlayabilmek mümkün değil. Bu cumhuriyet nasıl kuruldu? Hangi zor şartlarda inşa edildi? İnsanlar neler yaşadılar? Hangi acıları, hangi yoklukları, hangi yoksunlukları yaşadılar? İşte Hasan İzzettin Dinamo kendi ailesinin hikayesi üzerinden bunu anlatıyor. Şu an o yerdeyiz. Evet, tabii ki Salhane yani mezbahane yıkılmış. Burası şu an metruk bir alan. Böyle boş bekliyor. Ve yeni bir mezbahane evet kurulmuş ve biz işte o hikayenin geçtiği yerin tam ortasından sizlere sesleniyoruz. Devam edelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Asile'nin o Mert Irmağı'nda sele kapıldığı yere.
Orayı da bize şair ve yazar, öykü yazarı, dostumuz, kardeşimiz, kalem arkadaşımız Hilal Genç anlatacak. Devam edelim o zaman. Savaş ve Açlar romanında hepimize dokunan pek çok acı, pek çok konu var. Ama en önemlisi bir savaşın kaybettirdikleri, bir anneye yaşattıkları, iki çocuk annesi olarak bir savaşta yitip giden canlarla beraber bir evlat acısının nasıl zor bir şey olduğunu. Şu an niye buradayız? Hangi mekan burası? Burası Mer Tırmağı. Şu an biz bir köprü üstündeyiz. Evet. Arkadaşlar şu an bir köprü üstündeyiz. Evet, Mer Tırmağı. Şakir'e burada bir evladını sele veriyor. Kurtarmak için o asmalı köprüye giriyor. Evet, o zaman burası bir asma köprü. Evet. Şu an bir beton arma, bir evet. Demir köprü ama o zaman burası bir asma köprü. Köprüymüş. Açlıkla savaşan Şakir'e aynı zamanda çocuklarını da yaşamda tutmak için çalışıyor. Burada da bir evladını nehire kaptırıyor. Ve biz hay, belki birçoğumuz her gün veya gün aşırı bunu bilmeden şuradan geçiyoruz, değil mi? Evet. Geçiyoruz ama bu hikayeyi bilmeden insanlar geçiyor. Kesinlikle öyle. Samsun'da yaşanan Hasan İzzettin Dinamo'nun burada yaşadıklarını, bu büyük acıyı hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet, maalesef. Evet. Ve zaten bu videoyu yapma sebebimiz de evet, hem de onların hatıralarını yaşatmak. Evet, kesinlikle. Onları rahmetle, sevgiyle, minnetle bir anmak. Daha anmak. Evet. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz bu yer Savaş ve Açlar isimli kitapta Şakire'nin bir yavrusunu nehre sele kaptır diye. Şu ırmağın tam şu karşısı arkadaşlar. Şu bitiş noktasında ağaçlar gözüküyor ya. Orası Mer Tırmağı'nın Karadeniz'le kucaklaştığı, aslında acının acıyla kucaklaştığı, açlığın ölümle buluştuğu yer. Sonlara geldik ama romanın sonlarına değil, romandaki belki de en can alıcı mekanlardan birisine geldik. Aslında bir mekanlar topluluğuna geldik. Burası Tatar barakalarının olduğu yer. Hemen şu an arkamda gördüğünüz alan bugünümüzde Cerrahi El Aletleri Müzesi olarak kullanılıyor. Fakat Cumhuriyet'in ilk yıllarında da burası Samsun tren garına ait bir binaydı. Hemen şu taraf Karadeniz. Çok yakınız, yani 20 metre kadar bir mesafemiz var. Karadeniz kıyısındayız. Diğer tarafa doğru baktığımızda ise şu istikametse Mer Tırmağı. Oraya da mesafemiz yaklaşık bir 50-60 metre kadar. Gördüğünüz yüksek binanın olduğu yerlerde o dönemde Mer Tırmağı kenarı ve Salhane'nin de aslında devamı olan alanlar. Peki Tatar barakalarının özelliği ne? Aslında Tatar barakaları şu. Kırım Tatarları, Kırım göçmenlerinin geldiğini tahmin etmekle birlikte aslında Kafkas göçmenleri de olabilir. Çünkü o dönemde Rus işgalinden kaçan bütün Müslüman topluluklara Tatar deniliyor. Fakat burada önemli olan şu. Osmanlı Devleti'nin çöküş döneminde özellikle 93 Harbi ile birlikte hem Rumeli'den hem de Kafkaslardan ve hem de Karadeniz'in tam bizim karşımızdaki kuzeyinde Kırım'dan çok sayıda Müslüman ve Türk kökenli, Türk soylu mülteci, göçmen, soydaşlarımız, muhacirler özellikle buralara geliyorlar, Anadolu'ya geliyorlar. Osmanlı bir yandan can çekişirken bir yandan da onları himaye etmeye çalışıyor. İşte Samsun'da o himaye alanlarından birisi. Çok sayıda Çerkes ve Tatar kökenli soydaşımız, dindaşımız buraya geliyor. Romandaki kısmına baktığımızda işte Osmanlı Devleti o dar imkanlara rağmen burada barakalar oluşturmuş. Tahta barakalar, bunlar ilkel şartlarda gelenlere yardımcı olunması amacıyla. Bu arada hemen arka tarafımızda Samsunluların iyi bildiği bir mekan Kılıç Dede Camii'nin olduğu Kılıç Dede Muhiti burası. Ki Kılıç Dede efsanesi de Kırım Tatarlarıyla birlikte Samsun'a gelmiş efsane isimlerden birisi oluyor. Romandaki sahnelere baktığımızda burada mesela kış, çok zor kış şartları var. Isınma ihtiyacı var. Yani biz günümüzde artık bunu unuttuk. Soba bile yakmıyoruz doğalgazlı evlerimizde. Kışı mümkün olduğunca konforlu bir şekilde geçirebiliyoruz. Ancak o dönemde ısınma ihtiyacından dolayı burada bu bir bölümü terk edilmiş olan barakaların tahtaları yakılarak burada ısınma amaçlı Musa'nın kullanılıyor. Yolu da buraya düşüyor. Tabii Musa'nın yolu tabii ki buraya düşüyor. Sahile geliyorlar
Burası çünkü deniz kenarı, o zamanla deniz kenarı. Buraya geliyorlar. Musa tabi buraya çok güzel hatıralarla gelmiyor. Açlık içerisinde geliyor, sefalet içerisinde geliyor. Ve Samsun merkeze giderken de zaman zaman yolunu hemen Mert Irmağı'nın Karadeniz'de birleştiği bu alana düşürüyor. Şimdi Tatar barakalarından romanla ilgili ben birkaç bir şey anlatayım. Ben de bir Karadeniz çocuğu olarak hatırlıyorum da ilkokulla başladığım yıllar olabilir. Hani süt dişlerimiz dökülürdü de biz onları çıkardığımızda ne yapardık? Karadenizli çocuklar bunu iyi bilir. Evin damına çıkardık veya işte üst kata çıkardık. Derdik ki karga karga bu dişimi al bana yeni diş getir derdik. Bu neyin inancıydı neydi bilmiyorum. Muhtemelen eski Türk inancından kalma bir gelenekti. İşte romanın benim okuduğum baskısında 65. sayfasında Musa'nın ablası Asile ile böyle bir diyaloğu var. Asile diyor ki ona ne yapacaksın şimdi diyor. O da diyor ki bilmiyorum ne yapacağım diyor. Ha bu dişi alacaksın diyor. Atacaksın ve karga karga bana yeni diş getir diyeceksin. Demezsem getirmez mi diyor. Getirmez diyor. Ben romanı okurken bu diyaloğu gördüğümde çok etkilenmiştim. Çünkü benim çocukluğuma dair esintiler vardı. Üstelik 100 yıl öncesinden yine Samsun'da yaşayan Karadeniz kökenli, muhtemelen Çepni kökenli bir ailenin geleneği vardı. Romanla ilgili genel olarak da birkaç şey söyleyeyim. Okumamın üzerinden yaklaşık 10 sene geçti. Ve romanı bitirir bitirmez etkisinden kurtulamadığımı çok açık bir şekilde hatırlıyorum. Zaten iyi romanın özelliklerinden birisi budur. Sizi sarıp sarmalar, etkisini alır. Ve ondan sonra hemen Mert Irmağı kenarına inmiştim. Burada bir alışveriş merkezi var. Oldukça lüks bir alışveriş merkezi. Musa'nın açlık içerisinde dolaştığı mekanlarda günümüzde bir AVM var. Ve oraları dolaşmıştım. Sonra bu mekanları dolaşmıştım. Onu anlamaya çalışmıştım. Hasan İzzettin Dinamo ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Şimdi Samsun ve Trabzon Karadeniz'e nazır iki uzak komşu kent ve pek çok özellikleri var, benzer özellikleri var hem coğrafi olarak hem de beşeri olarak. Ve ben şunu tespit ettim bu romanı okuduktan sonra, belki de en önemli kötü özelliği şu bu iki şehrin, benzerliği şu: Hasan İzzettin Dinamo'ya sahip çıkmamaları. Savaş ve açların Hasan İzzettin Dinamo'nun hem Samsun için hem Trabzon için çok derin manaları olması gerekirken maalesef iki şehir vefasızlıkta, görmezden gelmede birbiriyle yarışır duruma gelmiş. Mutlaka filminin çekilmesi gereken, belgesellere konu olması gereken bir roman bu. Ama yerelde de iki şehrin ama özellikle Samsun'un, mekan burası olduğu için, sahip çıkması gereken bir roman olarak düşünüyorum. Ve Cengiz Aytmatov Kütüphanemin ikinci büyük bölümü Hasan İzzettin Dinamo kitaplığı. Videomuzu istiyorum ki Hasan İzzettin Dinamo kitaplığında bağlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Cengiz Aytmatov Kütüphanemin Hasan İzzettin Dinamo kitaplığı kısmındayım. Şimdi arkadaşlar, ben ve arkadaşlarım üstümüze düşeni yapma gayreti içerisindeyiz. Savaş ve Açlar kitabının bizzat yaşandığı mekanları karınca kaderince çekip sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Biz bir şey yaptık. Daha iyisini yapacak olanlar, daha profesyonel olarak yapacak olanlar da lütfen buyursunlar, gelsinler, yapsınlar. Çok ama çok mutlu oluruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu küçük bir işaret fişeydi aslında. Hasan İzzettin Dinamo'nun Savaş ve Açlar kitabı mutlaka ama mutlaka ama mutlaka sinema perdesine aktarılmalı arkadaşlar. Sinema filmi bunun yapılmalı. Buradan da sinema dünyasına duyurulur. Dediğim gibi arkadaşlar, biz Hasan İzzettin Dinamo'nun önce kitabını bütün Türkiye'ye tanıtmaya arkadaşlarımla birlikte gayret ettik. Elhamdülillah kısmen bunda başarılı olduk. Biz Hasan İzzettin Dinamo'nun hiç siyasi görüşüne bakmadık. Her fikir, görüş, inanç ve sosyal tabakadan arkadaşım bu edebiyat dünyamızın değerinin tanıtılması noktasında yardımcı oldular. Mezarına gittik, sonra İstanbul'da bulduk. Yıkık viran bir vaziyetteydi. Bununla ilgili bir video yaptık. YouTube kanalımda paylaştık. Geri dönüşü oldu. Hasan İzzettin Dinamo'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi gitti, kabrini yeniledi yaptı. Ardından Kartal'da Hasan İzzettin Dinamo adına belediye bir kütüphane yaptı. Arkadaşlar, domino etkisi yapsın. Hangi parti, hangi fikir, hangi bilmem ne olursanız olun, bu değere sahip çıkalım. Bizim altını ısrarla çizdiğimiz şey bu.
Bu bir değer ve biz bu değere sahip çıkacağız. Arkadaşlar, yazarlar kitaplarıyla konuşurlar. Yazarlar kalemleriyle konuşurlar. Arkadaşlar, yazarlar eserleriyle hayatta kalırlar. Hasan İzzettin Dinamo, Allah rahmet eylesin, Dar-ı Beka'ya gitti. Ama eserleriyle kaldı ve onu yaşatmanın yolu eserlerini okumak ve okutturmak. Sözü daha fazla uzun etmeyeyim. Hasan İzzettin Dinamo Samsun'dur. Hasan İzzettin Dinamo Trabzon'dur. Hasan İzzettin Dinamo Karadeniz'dir. Hasan İzzettin Dinamo Anadolu'dur. Hasan İzzettin Dinamo Türkiye'dir. Hasan İzzettin Dinamo bütün insanlığa verilmiş bir dostluk, kardeşlik, sevgi ve barış selamıdır. O yüzden hep birlikte gelin bu değerli yazarımızı eserleriyle yaşatalım arkadaşlar diyorum. Ve ilk defa sizlerden ısrarla rica ediyorum. Lütfen bu sesimizi daha fazla insana ulaştıralım. Videoyu paylaşmanızı istiyorum. Altına yorum yapmanızı istiyorum. Beğenmenizi rica ediyorum. WhatsApp durumlarınızda paylaşmanızı özellikle istiyorum. Diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanızı istiyorum. Niye? Çünkü biz bu sesi tek başımıza bütün insanlara ulaştıramayız. Ta ki sizlerin bize destek verdiği ana kadar. Bu vesileyle Hasan İzzettin Dinamo'nun şahsında bu ülkenin edebiyatına, sanatına katkı yapmış bütün değerlerimizi sağdan sola ayırmadan hepsini rahmetle, sevgiyle, minnetle alıyoruz, anıyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın, güzellikle kalın, kitaplarla kalın.